Hepinize merhaba arkadaşlar. Borsa analizime hoş geldiniz. Öncelikle Erzincan'a geçmiş olsun diyoruz. Daha doğrusu tüm milletimize geçmiş olsun diyoruz. Bir maden kazası yaşandı. Bugün 9 işçinin kayıp olduğu açıklandı. 400 kişilik bir ekibinde bu 9 işçiyi bulmak için şu anda arazide arama tarama faaliyetleri yaptığını haberlerden öğrendim ben de. Üzücü bir durum İnşallah sağ salim. Kimsenin burnu kanamadan işçiler kurtarılır. Evet borsa tarafına döndüğümüzde bugün hem yurt dışını hem bizi değerlendireceğiz. Çünkü bugün küresel anlamda bir sıkıntı meydana geldi. Neden? Saat 16.30'da Amerika'da enflasyon rakamları açıklandı. Son 8 ayın en yüksek artışı kaydedildi çekirdek enflasyonda. Bu da yurt dışı piyasalara ki bunun içine işte değerli metaller de giriyor. İşte kriptolar vesaire. Hatta böyle bakabiliyorsanız investing veya bu tarz sitelerden böyle küresel borsaları işte değerli metaller, kriptolar hepsini şöyle bir liste yapın. Bir tane bile yeşil yok. Bugün her şey kızardı. Neden? Çünkü zaten son 2 aydır özellikle hem yurtdışı piyasalar hem de bizde bir rally havası vardı. Tabi değerli metaller son 20 gündür yerinde sayıyordu. Onları biraz ayrı tutabiliriz ama bu düşüşte bakıyorum 10's altında %1.32 aşağıda şu anda yani böyle bir rally modu açılmıştı. Ve bugün de Amerika'daki bu enflasyon rakamları beklentinin bir tık üzerinde gelince böyle bir satışlar geldi. Normal midir? Normaldir arkadaşlar. Bizim borsamızdaki düşüş de gayet normal. Yani sağlıklı olan bu aslında. Yani ara ara düzeltmeler yapması. Çünkü sürekli böyle kademe kademe her gün yeşil kapanışlar görüyorduk. Bu şekilde gitmesi de açıkçası daha çok tedirgin ediyordu bizi. Şimdi diyeceksiniz ki ya Amerika enflasyonu neden bu kadar önemli? Şundan dolayı yani sevip sevmemenizi bilmiyorum ama sonuçta bu Amerika dünya ekonomisine yön veren ülke konumunda özellikle de öyle demeyelim de Amerika Merkez Bankası'nın atmış olduğu adımlar yani Fed'in atmış olduğu adımlar işte faiz artırımlarıdır, faiz indirimleridir. Bunlar tüm küresel piyasaları etkiliyor arkadaşlar. Şimdi bir faiz indirimi süreci başlayacaktı 2024 yılındaki hala aslında o indirimler gelecektir 2024 yılında. Ama böyle son 8 ayda az önce de dediğim gibi yani son 8 aydaki en yüksek artış olunca acaba bu indirim ertelenir mi, ötelenir mi veya indirim işte 100 baz puan değil 25 baz puan olur mu gibisine böyle bir piyasada bir gerginlik yaşandı arkadaşlar. Bizim borsamız da yurt dışıyla bugün paralel düştü. Aslında bu güzel bir şey. Yani e, eskiden yani bu e, neydi o bir şey diyorlar diye heterojen politikalar vesaire. Heterojen miydi? E, Homojen miydi? Öyle bir şey. Yani ortodoks politikaların tam tersi olan. E, biz de tekrar bu ortodoks politikalara yönelince yani ortodoks da demeyelim bu gerçekçi ekonomik e, politikalar yani faiz artışlarına e, yönelince biz de artık böyle dünya ile biraz daha Koreli olmaya başladık. Bugün de o yüzden böyle bir kayıp yaşandı. Zaten bir düzeltme yapması da bekleniyordu. Dünkü başlığımızı da hatırlayın arkadaşlar. Ne yazmıştık dünkü başlık? Dünkü videoyu izleyenler hatırlayacak. Yükselişe devam ama para çıkışı var diye de başlığa iki tane ayrı cümle kullanmıştım. Şöyle hemen günün özetine bir bakalım. 222 milyar TL'lik bir hacimle günü tamamladık. En iyi alıcılar tarafına baktığımızda iş yatırımı görüyoruz. 1.3 milyar. Aslında diğeri görüyoruz. 1.6 milyar. Ama diğerin dışında iş yatırım ve ak yatırımın da sağlam alımlar yaptığını görüyoruz. Yani %2'lik bir düşüş oldu bugün. Dünya ile Korele bir şekilde aşağıya geldik. E, satıcı tarafı baskındı. Ama alıcı tarafı da öyle zayıf değildi. Hatta 30'a 1.2 milyar TL'lik bir para girişi oldu. Dün %2'ye yakın yükselmiştik. Para çıkışı vardı. Ve bunun yarısında başlıkta yapmıştık. Bugün de düşüşte para girişi oldu arkadaşlar. Bunu da yine notlarımız arasına alacağız. Hatta şu an video çekiyorum. Belki de başlığı bu şekilde atabilirim. İş yatırım ve ak yatırımın yüklü alımları vardı. Satıcı tarafına baktığımızda en iyi satıcı Bank of America ve yatırım finansman. Biliyorsunuz bunlar günlerdir. Günün en iyi satıcısı oluyorlar öğle saatlerinde. Ama ne oluyor? Kapanışa yakın sattıklarının en az yarısına kadarını geri alıyorlardı. Bugün almadılar. Aksine satışı biraz daha artırdılar. Bank of America'nın satıcı 1.9 milyar TL ile ikinci sırada da Yatırım Finansman var 1.4 milyar TL ve daha sonra da diğer var 1.1 milyar TL ile. Şöyle bir bakalım. Saatlik desteğimiz kırıldı arkadaşlar. Öncelikle onu şöyle bir rahatlıkla söyleyebilir Şuradan 60 dakikaya tıklıyoruz. Evet şimdi Bizim yükseliş trendimiz ne zaman şurada? Bak 24 Ocak tarihinde başlayan kısa vadeli yükseliş trendi. Aslında biz biraz daha geriden başladık bu yükselişe. Şurada 7200'leri görmüştük 27 Aralık. Ama bu kısa vadeli EMA21'i biz takip ediyoruz ya hani. Kısa vadede özellikle kaldıraçlı piyasada işlem yapanlar için yakın destek olarak EMA21 seviyesini veriyoruz ya. İşte burası 24 Ocak'tan bu yana hiç şu mor hareketli ortalamanın altında biz saatlik kapanış hiç ama bakın hiç yapmamıştık. Şimdi ise bakın 1, 2. 2 adet saatlik kapanışımız oldu ve bu saatlik desteğimiz kırıldı arkadaşlar. Biz saatlik desteğimiz kırıldığında 4 saatliği takip edeceğiz. Çünkü burada da bir desteğimiz var. Şurada da 23 Ocak tarihine geldiğimizde geri çekilmelerde biz 4 saatlik EMA 21 seviyesinden destek bulup ralliye devam etmiştik. Şimdi yine yarın ve önümüzdeki günlerde yani bu haftanın kalan günlerinde 8835 seviyesini destek olarak takip edeceğiz. Burada hem EMA 21 seviyesi var 4 saatlikte şuradan dönmüştü bakın daha öncesinde Ocak ayında ve yine süper trendimizde 8860. Yani 8800 ile 8850 arasındaki şu bölge Bizim takip edeceğimiz destek seviyesi olacak arkadaşlar. Ee, sabah topluluk kısmından da yazdım sizlere e, ker realizesi yapılmasıyla ilgili e, çokça soru var ve bunu benim size böyle direkt cevap verememem'in nedenlerini saymıştım. Çünkü sizin portföyünüzü bilmiyorum, portföyünüzde kaç adet hisse var bunu bilmiyorum, hisselerinizin yoğunluğu kaç bunu bilmiyorum. İşte hissenizin %30'u altın sertifikası veya gram altın mı? Bunu bilmiyorum. Bunları bilmediğim için işte şuradan satın, buradan tekrar geri alın gibi bir öneride sizlere bulunamam arkadaşlar. Burada yapmanız gereken şu, sadece şu tavsiyeyi verebilirim. Eğer ki full yani tüm portföyünüzle hisse senedi piyasasındaysanız burada özellikle 4 saatlik desteği ki kaldıraçlar aslında 1 saatlikte de, de stoplandırabilirdi bugün. Veya full hissede olanlar bugün 1 saatlik desteğimiz kaçtı? 9100. 9100'ün altına sarktığı anda orada kar stoplarını çalıştırabilirlerdi. Yarın 8830'un altında 4 saatlik bir kapanış görüyorsanız burada full hissede olanlar kesinlikle en azından yarısını kar realizisi yapması gerekiyor. Bakın aşağıdan tekrar geri alma amaçlama. Bir de şu seçeneği değerlendirelim. Mesela %70'i hisse, %30'u altın olanlar burada yarısını değil 1 bölü 3'ünü kar stopu koyarak realize edebilir. Veyahut işte %50 hisse, %30 altın, %20 de nakiti olanlar. Yani kenarında nakiti olanlar kar realizesi yapsın mı derseniz ben çok fazla kar realizesi yapılması taraftarı değilim. Eğer %20 elinizde nakitiniz varsa. Yani bu tamamen kar realizesi olayı sizin portföyünüzün şekline göre değişiyor arkadaşlar. Yukarıda da 9400'leri yine direnç olarak takip edeceğiz. 4 saatlikteki 8830 8850 bantları yarın takip edeceğimiz destek seviyesi olacak. RSI göstergemiz şu anda 72. Bakın bu tarz böyle %2'lik, %3'lük böyle geri çekilmeler bu RSI göstergesinin de bizim soğumasına neden oluyor. Bakın dün 83.64'tü. Hatırlarsanız ben hep bu RSI'li sizlere tanıtırken hem gün içinde hem eğitim videolarında 85'in üzerinde ise sıkıntı olabilir diyordum. Ama bu kez 85'in üzerine çıkmadan 83.64'te geldiğimizde bu ABD enflasyon verisi küresel borsaları bir satış dalgası getirince biz de bundan nasiplendik. Şu anlık indikatörlerde günlükte herhangi bir sat sinyali yok. Bir de şu 4 saatlikteki RSI'ye bakalım. MacD'de şu anlık sat sinyali yok ama Arasay 66 ile 70'in altına sarkmış durumda arkadaşlar. 8830'u takip edeceğiz yarın. Eğer bunun altında bir 4 saatlik kapanış gelirse o zaman da 21 günlük hareketli ortalama olan 7560, 7000 pardon 8560 8600'lere kadar geri çekilmemiz devam edebilir. Şöyle dolar bazlıya da bakalım. Bugün en yüksek 299.97 dolar gördük. Yani çok da enteresan bir rakam. Yani 300 dolar olmadı. 299.97 dolar gördü ve 292 dolarla günü kapattık. 4 saatliğe bir bakalım. Burada da 4 saatlikte 289 doları yarın destek olarak takip edeceğiz arkadaşlar. Türk Hava Yolları ile başlıyoruz. %3.10'luk düşüşle 10 milyar TL'lik hacimle 281 TL seviyesinden kapattığı. Şöyle bir bakalım hemen burada desteklerimiz kırılmış mı? Saatlik destek muhtemelen gitmiştir. Evet, gitmiş. Hatta 4 saatliğe kadar hatta 4 saatliğin bakın altına sarkmış. Türk Hava Yolları'nda 282 TL sabah da yazdığım gibi topluluk kısmında destek seviyemizde. ve bu desteğin altında bir 4 saatlik kapanış gelmiş. Bu sabah vermiş olduğum destekleri ve dirençleri çok sıkı takip edin arkadaşlar. Özellikle hani sürekli soranlar işte ben kar realizesi yapsam mı hocam kar kar mı alayım mı kar satış yapayım mı diyenler bana sormayacak. Oradaki destekleri ve yanlarında yazan zaman dilimleri olan periyotları takip edecek arkadaşlar. Burada şimdi 4 saatliğin altına bir sakma meydana gelmiş. RSI göstergesi şu anda 52 ve de sata dönmüş arkadaşlar. Bakın 4 saatlikte Türk Hava Yolları'nda bir sat sinyali gelmiş. İkinci 4 saatlik dilimde yarın eğer bu 282 TL'nin altında bir mum kapanışı gelirse o zaman da günlükteki destek olan 21 günlük hareketli ortalama 272 TL seviyesine kadar geri çekilmeler devam edebilir. Şöyle aracı kurum dağılımına bir bakalım. İlk 5 alıcı %67, ilk 5 satıcı %68. En iyi alıcıya baktığımızda diğeri görüyoruz. En iyi satıcı tarafına baktığımızda da diğeri görüyoruz. İkisi de 1,5 milyon lot. Biri almış, 1,5 milyon lot satmış. Diğerlerin dışında Ak Yatırım, TEB Yatırım ve Garanti Oyak alıcı tarafında olurken HSBC, Yatırım Finansman, Bank of America ve Info satıcı tarafında olmuş. Eşdeğer bir aracı kurumda alımı olsa da satıcı tarafı biraz daha böyle güçlü diyebiliriz. Yani güçlü derken böyle piyasa yapıcı, yani aldıklarında yükselten, sattıklarında düşüren piyasa yapıcı dediğimiz Takımdan oluşuyor arkadaşlar. Evet geldik Koç Holding'e. Koç Holding'de bugün %1.74'lük düşüşle 1.9 milyar TL'lik hacimle 169.6 seviyesinden günü tamamladı. Saatlik destek bunda da kırılmış olması lazım. Evet saatlik endekste kırıldı ki hisselerde hayli hayli kırılmıştır. Şurada 4 saatliğine bir bakalım. Pardon bunda 4 saatlikte de değil de 2 saatlikte takip ediyorduk. Şöyle bakayım. Evet 2 saatlik desteği de e, altına. Yok pardon şurada bak 2 saatlik destekte de EMA MA21 değil de MA55 dediğimiz şu mavi hareketli ortalamayı takip ediyoruz. Burası da 168.3 yarın takip edeceğimiz destek seviyesi. Yine 4 saatlikte de bir bakalım. Burası da aynı. Burada da 168. Yani e, yarın 168 TL seviyesinin altında 4 saatlik bir kapanış geliyorsa o zaman günlükteki 21 günlük hareketli ortalama olan 163,5 TL seviyesine kadar geri çekilme devam edebilir. Aracı kurum dağılımına bir bakalım şöyle. İlk 5 alıcı yüzde 93, ilk 5 satıcı yüzde 54. Bakın, %1,5'un üzerinde değer kaybeden bir hisse hissede sağlamda bir para girişi olmuş. En iyi alıcıya baktığımızda Garanti Yatırım'ı görüyoruz. En iyi satıcı tarafına baktığımızda ise Diğer'i görüyoruz. Yani Koç Holding'de bugünkü düşüşte kurumsallar değil de daha çok küçükler satmış diyebiliriz. Küçüklerin sattığı malı da Garanti Yatırım almış ve hisseye bir para girişi gerçekleşmiş. Evet, Tüpraş'tayız. %1.35'lik kayıpla 6 milyar TL'lik hacimle 160.6 seviyesiyle günü tamamladı. Burada da günlerdir para çıkışı vardı. Bakalım bugün para çıkışı devam etmiş mi? Şimdi saatliğin altına sarkmış burada da EMA 21 seviyesinin 4 saatli bir bakalım. Evet 4 saatlikte de burada ilk takip edeceğimiz yakın destek seviyemiz 156 TL arkadaşlar. 156 TL'nin altında 4 saatlik kapanışlar gelmesi halinde 21 günlük hareketli ortalama olan 152 TL'ye kadar geri çekilmeler devam edebilir. 152 TL'nin altında ise 100 günlük hareketli ortalama 142 TL takip ettiğimiz önemli ana destek seviyesi. Bakın o zamanlar 136-137 TL'ydi hatırlarsanız bu 100 günlük hareketli ortalamamız. Ve şu anda 142 TL'ye yükselmiş durumda. Şöyle aracı kurum dağılımına bir bakalım. Yine para çıkışı olmuş mu? Bakın endeksin güzel olduğu günlerde para çıkışı olan TÜPRAŞ'ta. Bugün ise endeksin kötü olduğu ve berbat olduğu bir günde para girişi olmuş. İlk 5 alıcı %79, ilk 5 satıcı %71. En iyi alıcıya baktığımızda 1.5 milyon notla hak yatırımı görüyoruz. En iyi satıcı tarafında ise 1 milyon lotla diğeri görüyoruz. Ve Bank of America yine satış yapmaya devam etmiş Tüpraş'ta. Bakın Şubat ayının birinden itibaren alalım. Bakın Şubat ayının birinden bu yana Bank of America'nın Tüpraş'taki toplam satışı 13 milyon lot olmuş arkadaşlar. Yani Şubat ayının başından bu yana satışların %82'si Bank of America tarafından gerçekleştirilmiş. Takas tarafına baktığımızda da Burada kimin takası azal, azalıyordu? Citibank ve Doça Bank. Yani yabancının e, ürktüğü bir durum var arkadaşlar. TÜPRAŞ'ta bakın hem aracı kurum alım Yani 5 Şubat'tan bu yana Bank of America en çok satışı yapmış. Takas tarafına baktığımızda da Bank of America kimin malını satmış? Doça Bank ve Citibank'ın malını satmış. Bakın biri 5.5 milyon biri 4.7 milyon not satmış. Son iki işlem günündeki satışları burada gözükmediği için şu anda hani 10 milyon, hani burada 13 milyon yazıyor ama burada 10 milyon çıkmış. 2 ee, gün sonra işleme geçtiği için o 13 milyon muhtemelen yine buraya takaslara eklenecektir arkadaşlar. Geldik Aselsan'a. Aselsan listemizdeki tek yeşil olan, hatta BIST 100, pardon, BIST 30'daki tek yeşil olan hisse diyebilirim. %2.81'lik yükselişle 5.3 milyar TL'lik hacimle 54.95 gördü. Orada da hatırlarsanız sizlere 55.05 e, direnç olarak vermiştim sabah topluluk kısmında da e, bu şekilde paylaşmıştım sizlere. E, şuradan da göstereyim evet 55.04 hatta 05 bile değil. ve Biz bugün kaç görmüşüz 55.60 görmüşüz ve kapanışımız kaçlı oldu 54.95 ile yani dirence e, çok yakın bir seviyede kapattık. Şöyle 4 saatliğimize bir bakalım. 4 saatlik tema 21 seviyesini takip ediyoruz destek olarak. Yarın 52 TL Aselsan'da çok önemli olacak. Eğer bunun altında bir 4 saatlik kapanış geliyorsa buralarda kar realizesi yapılması gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Neden? Çünkü o zaman günlükteki 21 günlük hareketli ortalama olan 50 TL'ye kadar geri çekilme devam eder. İşte ne olur? 2 lira daha aşağıdan alma imkanın olur. Yukarıda ise yine tabii ki de direncimiz olan 55.05. Hani her ne kadar 10 kuruş kalsa da burayı bir direnç olarak Takip etmemiz gerekiyor. Aracı kurum dağılımına bir bakalım hemen. Evet bugün borsanın en iyi para girişi olan hissesiydi. Zaten ilk 5 alıcı %91, ilk 5 satıcı %46. En iyi alıcıya baktığımızda Bank of America ve Info'yu görüyoruz. Bank of America 7 milyon lot, Info yatırım 4.2 milyon lot alış yapmış. En iyi satıcı ise 8 milyonluk satışla diğer olmuş arkadaşlar. Yani diğerin sattığı bütün malıdan fazlasını hatta Bank of America ve info almış. Çok da güzel bir para girişi olmuş Aselsan'da. <laughs> Geldik şişe cama. Şişe camda bugün %2.50 düşüş yaşadı. 2.2 milyar TL'de hacim yaptı. 51 TL seviyesiyle günü kapattı. Evet endekse paralel. Hatta endeksten biraz daha fazla düştü diyebiliriz. Ama en azından şuradaki yatay direnç olan ve şimdi yeni destek olan ee, seviyesinin de altına sarkmadı. En azından hani bu e, bir nebze de olsa e, rahatlattı bizi diyebiliriz. Şöyle 4 saatliğinde bakalım kırılma var mı? Saatlik kesin kırılmıştır ama e, 4 saatlik kırılmamış 50.85 oldu işte. Yani az önceki söylediğim şey hem burası yatay bir destek pozisyonunda çünkü eski geçemediği dirençti. hem de EMA 21 seviyesi 4 saatlikte burayı takip edeceğiz arkadaşlar. Yukarıda ise 52-53 TL seviyesi takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak artık. Aracı kurum dağılımına bir bakalım. İlk 5 alıcı %58, ilk 5 satıcı %78. Bugün bir para çıkışı olmuş. En iyi alıcıya baktığımızda garanti yatırımı görüyoruz. 1.1 milyon lot. En iyi satıcı tarafına baktığımızda ise info yatırımı görüyoruz. 1.4 milyon lotla para çıkışına neden olmuş. Geldik bir maşa. Bir maşta bugün eksi yakanlardan hatta biraz fazla eksi yakanlardan bir tanesiydi yüzde 3.25 düştü bugün 828 milyon TL Hani o yükselişlerdeki hacmi kadar değildi onu bir baştan söyleyeyim yani hacmi yükselirken hacimsiz bir düşüş oldu 380 TL Arkadaşlar şu anda günlük kapanış 4 saatliğe bakacağım bir maçta Evet, 4 saatlikte tam da destek seviyesinin üzerinde bir kapanış yapmış. Şu trendi bir sileyim. Şurayı görün. Evet. Bakın şu 4 saatlikteki EMA 21 seviyesi. Ee, yarın eğer ya buradan bir satış onayı alacak. Yani satışın devam edeceğine dair. Bu 380 TL e, tam da bu desteğinde kapatmış. Bunun altında bir 4 saatlik kapanış geliyorsa satışın devam edeceğinin sinyalidir. Ama burada tutunuyorsa ve direkt sabah yeşil açıyorsa tekrardan şurada olduğu gibi, şurada olduğu gibi, şurada olduğu gibi buralar bir alım seviyesi olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Yarın özellikle küresel borsaların açılışı da çok önemli olacak. Eğer orada bir böyle kızarık bir küresel piyasalar açılışı olursa bizim borsada muhtemelen kızarık bir gün olacaktır ve BİM'deki bu destek kırılacak. Ve günlükteki 21 günlük hareketli ortalama olan 366-367 bandına doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Her sabah topluluk kısmından ben sizlere neden paylaşıyorum küresel piyasaları? Artık yavaş yavaş küresel piyasalarla bir korelasyon yaşıyoruz arkadaşlar. Çünkü bizde de artık faiz artışları, ortadaki politikalar devreye girdi. Bu yüzden bazı arkadaşlar hatta yazıyorlar işte hocam niye bunu yazıyorsunuz her gün? İşte küresel piyasalardan bize ne? İşte bize ne? olmuyor? Bugün en güzel örneğini gördük arkadaşlar. Yukarıda ise 405 TL direncimiz olarak kalacak arkadaşlar. Aracı kurum dağılımına bakalım. Bir para çıkışı olmuş. İlk 5 alıcı %64, ilk 5 satıcı %85. En iyi alıcıya baktığımızda diğeri görüyoruz. 146 bin notla en iyi satıcı da ise Bank of America ve Yatırım Finansman. Ki bunlar da endeksin en iyi satıcı iki oyuncusuydu. Yine BİM'de de en iyi iki satıcı olmuşlar ve bir para çıkışına da neden olmuşlar. Geldik enerji sayı. Enerji da bugün düşüşten nasibini alanlardan his, alan hisselerimizden bir tanesiydi. %2'lik bir düşüşle 654 milyon TL'lik bir hacimle 58.70 seviyesinden günü tamamladı. Burada da saatlik destek kırılmış olabilir. Bir bakalım şöyle saatliğine. Evet saatlik desteğin altında 2 adet kapanış gelmiş. 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte ise takip edeceğimiz destek seviyesi ve eğer tutunursa ben alamadım keşke alsaydım diyenler için bir alım fırsat olacak seviye 56.26 arkadaşlar. Eğer yarın da düşüş devam ederse bu ortalama 56.20'ye iner. Eğer yok yükseliş olacak da bu ortalama 56-30 olur. 56-35 olur. Veya yatay gidecekse de bu yükselmeye devam eder. 56-26 özetle takip edeceğimiz önemli destek seviyesi olacak arkadaşlar. Şöyle aracı kurum dağılımına bir bakalım. İlk 5 alıcı %68, ilk 5 satıcı %76 en iyi alıcı tarafına baktığımızda diğeri görüyoruz. 470 bin lotla en iyi satıcı tarafında ise yine diğer A1 Kapital ve Global Menkulü Görüyoruz. Bir para çıkışı yaşanmış bugün hissede. Geldik Astor'a. Astor'da günü eksi ile kapatan hatta listemizde en çok düşen hisse arkadaşlar. Yüzde 4.11'lik düşüşle 1.8 milyar TL'lik hacimle 121.40 seviyesinden kapattı. Hatırlarsanız 134.5 direnç seviyesi diye sizlere vermiştim. En yüksek kaçı gördü? 132.30'u gördü. Yani e, yaklaşık bir 2 lira mesafe kaldı vermiş olduğum direnç seviyesine. Fakat bu 2 liralık mesafeyi aşıp oradaki dirence değemeden düşüşüne başlamış oldu. Burada şimdi hem saatlik hem de 4 saatlik destekler kırılmıştır diye düşünüyorum. Bakın saatlik zaten hani çoktan kırılmış. 4 saatlik de arkadaşlar bakın 4 saatliğin altında bir kırmızı mum kapanışı gelmiş. Günlükte 21 günlük hareketli ortalama 118 TL çok çok önemli bir destek olacak. Bunun altına sarkarsa düşüş devam eder. Ama burada tutunursa almak isteyenler için bir alım fırsatı sunabilir. Ben portföyüme eklemedim. Piyasa çarpanlarının hala biraz yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama ben illaki de Astor alacağım. Astorsuz yapamam diyenler için. Hani o yukarılardan almak yerine şu 21 günlük hareketli ortalama olan 118 TL. Eğer burada tutunuyorsa tabii. Bu destekte de tutunuyorsa Alım yapılabilir arkadaşlar. Yukarıda tabii ki de 134,5 TL yine direnç olarak karşımıza çıkacak. Aracı kurum dağılımına baktığımızda ilk 5 alıcı %69, ilk 5 satıcı %75. En iyi alıcılara baktığımızda diğeri görüyoruz. En iyi satıcı tarafında ise e, yine diğer var. Yapı kredi var, vakıf var. Dengeli bir aracı kurum olmasına rağmen bir miktar para çıkışı gerçekleşmiş. Ama böyle %4 düşmesini gerektiren de bir aracı kurum dağılımı değil arkadaşlar. Onu da baştan söyleyeyim. Belki 118'lere bir temas gerçekleşirse ben de böyle sembolik bir alım yapmayı düşünüyorum. Hani bazıları diyor işte hocam sen Astor alınca uğurlu geliyor. E, Diğerler hani öyle 3-5 bir şeyler portföyü sırf takip listemize diye almayı belki düşünürüm arkadaşlar bilmiyorum. Altın sertifikasına geldik. E, o da bugün %0.47'lik düşüşle 23.09 TL seviyesinden 472 milyon TL'lik hacimle. Günü kapattı. Gram altında %1.38, ons altın %1.43'lük düşüşle şu anda düşüşüne devam ediyor. Yani orada bir günlük kapanış gelmedi. Orada 7.24 piyasa akmaya devam ediyor arkadaşlar. Evet altın sertifikasında 21 günlük hareketli ortalamanın da altına bir sarkma meydana gelmiş. Burada süper trend 22.70'ler takip edilmeli. Şöyle gram altına bakacağım. Altın sertifikasını boş verin. Şu gram altın ve ons altının destek ve direncine bir bakalım. Evet, şöyle günlükteyiz. Ons altındayız. Bu niye böyle çok yatay sanki böyle bir durumu yok. Benim bildiğim ons altında. Evet ons altında sistem günlükte sata dönmüş arkadaşlar. Bakın 2000 pardon şurada kaçmış süper trend. evet 2004 yanılmıyorum bak 2004 yani kabaca 2000 doların altına sarkması halinde sistem günlükte sata dönmüş. Bak daha önceden şurada şurada destek olmuştu. Yine şurada 100 günlük hareketli ortalama destek olmuştu ama onun da altına sarkmış. 200 günlük hareketli ortalama olan 1970'e doğru geri gidiyor arkadaşlar. Ha gelirse buraya bir alım fırsatı o zaman verir. Hem altın sertifikası hem de gram altın tarafı. Evet şöyle gram altına da bakalım. Ons altına baktık. Çünkü bunlar altın sertifikasından aslında daha da önemli enstrümanlar. Altın sertifikası biraz kafasına göre gidiyor. Böyle makası biraz alttan biraz üstten yiyor ediyor. Evet burada da 55 günlük hareketli ortalama olan 1935'lere kadar geri çekilme devam edebilir ki 21 günlük hareketli ortalamanın altına bir sarkma meydana gelmiş arkadaşlar. Şöyle altın sertifikasının hemen o zaman bir takasına bir bakalım. Pardon aracı kurum damına. E, ziraat yatırım boşaltmış. 3.2 milyon lot boşaltmış. Bugün satışların %79'u. ilk 5 satıcı da %92 olmuş. Vakıf yatırımda 1.4 milyon lot alım yapmış. Yani bunda niye bu kadar alım yaparlar bilmiyorum. Çünkü oynamıyor zaten. Makas çok yüksek olduğu için. Hani aslında yüksek değildi. Eskiden cazipti ama şu anda gram altınla arasındaki makas çok açıldığı için bana çok fazla cazip gelmiyor. E gram yüzde bir buçuk yükseliyor. Bakıyorsun altın sertifikası yerinde saymış. E gram yüzde bir buçuk düştü bugün. Yine yerinde saymış. Yani yerinde sayan bir enstrüman haline getirdiler bunu tahtacılar maalesef. Yabancı takas oranımız yüzde 36.64. Bir süredir zaten şöyle 34 ile 38 arasında dar bir bantta gidip geliyoruz. 2024 yılında bu yabancı takas oranı %50'nin üzerine çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. Para giriş çıkış analizimizi de yapalım. Bir de bulabilirsem. Bak burada ilginç de bir detay göstereceğim. Nasıl dün ilginç bir detay gösterdiysem hani ne dedik? %2'ye yakın yükseldik ama para çıkışı vardı. Dedik. Bugün de enteresan bir şekilde BIST 30'a 1.200 milyon TL yani pardon 1.200 milyon demeyelim 1 milyar 200 milyon TL para girişi olmuş arkadaşlar. Yan tahtalardan ise para çıkışı olmuş. Neden? Çünkü tüm senetler dediğinde 554 milyon diyor. E burada Biz 30'da 1.2 milyar girmişti para. E tüm senetlere daha fazla girmesi lazım ama yok. Demek ki Biz 30 dışındakilerden para çıkmış. Ki tüm senetler dediğinde burada 1.2 milyar ezilmiş, azalmış. Evet şurada bakalım bu para girişi kimlere olmuş daha çok? bizim hisselerde çok yok. Aselsan var. Tabii listemizin para, list, para giriş çıkış listesinin yani para girişi listesinin en başında bizdeki hisse olan Aselsan var. 383 milyon TL. Bu arada portföy dağılımının dengeli yapılması ne kadar güzel değil mi? Hani böyle işte THY'nizde olsun, koçunuzda olsun, Aselsan'ınızda olsun bir gün biri gitmezse diğeri gidiyor. Ama bazen bakıyorum herkes cesur yürek olmuş. İşte biri böyle lap diye full mala giriyor. İşte full çıkıyor. Bunları yapmayın arkadaşlar. Bunlar e, traderlık alanına girer. Yani bir trader bile bu kadar böyle full girip çıkmıyordur. Ha, yapabiliyorsanız da güzel. Ona da bir şey diyemem. Hani Ben bile yapmıyorum. Düşün yani. Emlak konut para girişi olan ikinci sıradaki ise Yapı Kredi, Ereğli, İş Bankası C, Sasa, İsmen, Koç Holding, Akbank, Zoren, Kilergeyo, Tüpraş, Cemaş, Kozal, Halkbank, Enerya, Şok Market, Vakıfbank, Migros, Begio. Para girişi olurken Geldik para çıkışına. Listenin en başında Doaş var 181 milyon TL ile. Türksel ikinci sırada. Vestel üçüncü sırada. Mia Teknoloji, Tofaş, Reader, Ülker, Hatsan, İşgeyo, Odaş, Aygaz, Enka İnşaat, Tabgıdağ, Şişe, Bimaş, Dohol, Biryat, Mavi, Kuagrant ve Coca-Cola da para çıkışı olan hisseler. Geldik Viyop tarafına. Viyop tarafı şu anda akşam seansı yani gece seansı henüz başlamadı. Son bir dakikası var. Şöyle bir pastayı açalım bir bakalım. Ve her zaman olduğu gibi ne zaman böyle volatil bir gün olsa bu pastayı yayınlamıyorlar arkadaşlar. Enteresan da bir durum. Tamam mı? Buradan da artık bu Matrix'in kaynaklı bir nedenden dolayı mı yayınlanmıyor? Yoksa Takas Bank'ın verileri, Borsa İstanbul verilerinden dolayı mı böyle yayınlanmıyor? Ben buna uyuz oluyorum. Bak yine yayınlanmadı. Bak asıl konuşacağımız mevzu buradaydı. Bugün kim short açmış? Kim long kaçmıştı? Bak Nisan'a da bakıyorum. O da yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunu bekleyeceğiz artık. Yorumunu, bunun yorumunu topluluk kısmından yapacağız. Saat 18.50'de geliyor normalde. En geç 18.50'de geliyor. Şu an saat tam 19.00 ve Vio pastası henüz gelmemiş. Neden gelmemiş? İnanın ben de bilmiyorum. Ne zaman böyle volatilite yüksek olsa bir filmler dönse bu Vio pastası gelmiyor arkadaşlar. Böyle de enteresan, garip bir durum. Evet, bugün bir düzeltme yaptık. Daha doğrusu küresel borsalarla birlikte bir düzeltme yaptık. Aslında bu iyiydi. Yani bence bugün küresel borsalara ayak uydurmak ki bak şurada hatta ekranı size de göstereyim. Bakın Dow Jones Future yani vadelisi %1.35 aşağıda. Nasdaq 100 Future %1.13 aşağıda. S&P 500 future yani vadelesi %1.22 aşağıda. Ee, şurada DAX görünmüyor. Burada gitmiş nedense. Bakın burada Asya'dır, Avrupa'dır. Hepsi şu anda eksi arkadaşlar. Tamam mı? Eksi bir ve üzeri. Ee, normaldir. ABD enflasyonu yüksek geldi. Videonun başında da zaten kısa bir özet geçtim. Fed'in faiz indirimi takvimi acaba ötelenir mi? korkusu var veya işte 100 baz puan indirim bekleniyordu acaba 25 baz olur mu 50 baz olur mu hani Fed kısar mı bunu diyerekten hazır da böyle her şey tepedeyken rally modundayken bu şekilde düzeltmelerin gelmesi ve bizim de bu dünyaya korele olmamız bence güzeldi her böyle sonsuza kadar çıkacak halimiz yok Hani yine çıkacağız hani 12 bin hedefine de gideceğiz ama böyle ara ara düzeltmeler yapılması sağlıklı. Çünkü düzeltme yapmadan sürekli yukarı işte hiç düzeltme yapmadan buradan 10.500'lere gidelim. Onun düşüşü daha korkunç olur. Yani düşünsene 10.500'den bir anda 8.800'lere gitsek orada bayağı büyük bir deprem ve yıkım olur. Bu şekilde tatlı tatlı düzeltmeler yapması e, iyidir. tabi e, tabii yine de biz tekniğe sadık kalacağız. Özellikle 4 saatlikteki o destek seviyesini e, 8.835'ti. E, burayı önemseyeceğiz. Eğer bunun altında bir 4 saatlik kapanış gelecek gibi ise burada bir miktar realize olmakta da gerekiyor. Daha alttan, daha aşağıdan 8500'lerden alabilmek adına arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.